Cenab-ı Hak aynı sünneti onlara da icra etti. Hazreti Peygamber onlara dedi ki, haydin bakalım Ebu Süfyan'ın kafilesi kuzeyden geliyor. Yola çıktılar. Allah'ın Resulü dedi ki, Rabbim bana bildirdi ki, ya bu kervan elimize geçecek ya da, çünkü duydular Mekkeliler, haber Mekke'ye uçmuş, Mekkeliler ordu hazırlayıp çıkmışlar. Bunlar 3-5 böyle alelace birkaç yüz kişi, çünkü Hazreti Peygamber çıkın derken diyor ki, devesi hazırda olan, bineği hazırda olan, teçhizatı hazırda olan hemen gelsin. Öyle gideyim şu benimki tarlada alın, gerek yok. Böyle az sayıda çıkmışlar. Cenab-ı Hakk'ın hazırladığı sınav aritmetiğine bakın. Böyle yaptı onlara. Yolda ordunun, Mekke'den ordunun yola çıktığını öğrendiler. Allah'ın Resulü dedi ki, kervansa kervan, orduysa ordu. Cenab-ı Hak bu ikisinden birini bize vaat etti. Şu andan itibaren basireti korumak zorundasın. Ama çevresel koşullar uyu diyor. Aynı benim direksiyonda böyle uyku artık bastırması gibi bir şey. Ama benim tutmam lazım. Bunu kaç kere yaşadım? Musa'nın ashabı, ya olur mu kardeşim? Orduyla yanlış iş ettik işte bak. Şimdi Mekkeliler orduyla çıktılar. Hadi bu iş olmaz böyle diyeceklerken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sonra kervanın ellerinden kaçtığını öğrenince, böyle denize yakın çünkü sahil yolundan kaçtı kervan, ashabına sordu. Onlar da Muhammed'in ashabı. Salat ve selam üzerine olsun Allah'ın Resulüne ve ashabından Cenab-ı Hak razı olsun. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ Allah onlardan razı oldu dediği o ashab. Resulullah onlara sordu, dedi ki, Mekke'den ordu çıkmış yola. Ne dersiniz, fikirleriniz nelerdir? Muhacirler dediler ki, ya Resulallah, canımızla, başımızla savaşırız. Ama gözü Ensar'a bakıyor, Medinelilere. Sa'd bin Muaz ayaklandı, dedi ki, ya Resulallah, o ifadesi ne kadar güzel. Biz Musa'nın ashabı gibi kalkıp sana git ve Rabbin savaşın, biz burada bekleyeceğiz demeyiz. Biz seninle beraber savaşacağız. Allah'a yemin olsun, şu denize dalarsan seninle birlikte denize dalarız. Yani deryaya meydan okuruz diyor. Bu bilinç, Cenab-ı Hakk'ın kendilerini zayi etmeyeceği bilinci hidayet ile gelen bir diriliktir. Bunu koruyabildiler. Korudukları için ilerlediler. Ama Musa'nın ashabına gelince dediğim gibi, sinis gibi bir tepeyi görüyor, bir dibi görüyor. Bir tepeyi görüyor, bir dibi görüyor. Demin dibi görmüşken deniz yarılıp geçince Hazreti Musa'ya dediler ki, ya biz ettik, sen etme, yanlış oldu, kusura bakma. Şununla bağlayayım, vaktim doldu. Neydi bu kadar olağanüstü mucize yaşadıkları halde bilinçten koparan onları? Bilince sahip çıkmamak, akledip o bilinci kalıcı kılmamak. Eğer gereğini yapmaz iseniz, bu çok değerli bir şey, bunu yapmalıyım, bunun gereği neyse yapmalıyım, bunu aklettiğim bu düşünceyi paylaşmalıyım ve hayatımda kalıcı kılmalıyım, bunu asla kaybetmemeliyim diyen kimseler bilincini koruyor. Ama yok, demin deniz dalgalıyken aman ya Rabbi diyen kimse, kurtar beni. Ayağını karaya bastığında, bu da geldi geçti ya, hep böyle olurmuş zaten. Bir de Cenab-ı Hakk'a bir sürü boşuna söz verdik ya. Neyse, söz parayla değil ya, deyip geçiyorsa hiçbir sıkıntı, yani onda bir kazanıma dönüşmüyor. Aslında her ikisinin mekaniği aynı. Zorla, bağışlayın ifademi, öttürmek. Yani zoru gösterip, hatta اِذَا اَدْرَكَوْ الْغَرَقُ Zor geldi mi Firavun da hemen, yine ifadeyi bağışlayın, ötüyor. Diyor ki, قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذ۪ي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Cenab-ı Hak Firavun'un ağzından nasıl çıkmışsa, demek ki iyi, uzun, böyle sağlam olsun, birazdan öleceğiz, iman doğru olsun diye,
İsrailoğullarının iman ettiği kendisinden gayrı ilah olmayan o yegane ilaha ben de iman ettim diye. O kadar güzel bir şey söylemiş ki Cenab-ı Hak diyor ki hayır, şimdi zamanı değil. Demek ki baskının geldiği, zorun geldiği, koşulların oluşturduğu bilinç kıymetli bir bilinç değil. Onu zaten baştan söylüyoruz. Bu bilinci istesek de istemesek de Cenab-ı Hak bize hayatın içerisinde çok defa yaşatıyor. Ve bu farkındalığa, yani o uyanıklığa kavuşuyoruz. Önemli olan ondan bir sonraki adımda ne yaptığımız. Eğer bunu aklederek kalıcı kılıp saygıya dönüştürüyorsak yolu düzgün yürüyoruz. Dönüştürmüyor isek ne oluyor, o nasıl o büyük mucizeler kayboluyor derseniz Cenab-ı Hak diyor ki bize kolay, ne yapıyoruz biliyor musunuz diyor Cenab-ı Hak. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ Onların kalplerini ters yüz ediyoruz. وَأَبْصَاءَ Gözleri de gördü, basiretlerini de ters yüz ediyoruz. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةً O ilk seferinde iman etmedikleri zamanlar nasıl iman etmiyorlardı, reddediyorlardı. O seviyeye kadar düşürüyoruz. Başlıyorlar, diyorlar ki ya deniz demek ki çekiliyordu orada bak, denk geldi öyle. Musa da bize şey yaptı, tabii tabii. Peki men ve selva? Ya işte o demek ki sabah erken saatlerinde böyle çiseliyor ya, onlar gibi demek ki öyle. Topladık onları böyle yumuşak yumuşak yedik. Ve kuşlar, kuşlar da niye olmasın ki? Yani biraz etli evet, yani o esnada gelmesi biraz şey ama yani olabilir, olmayacak şey değil diye sıradanlaştırma. Bunu hakikate sahip çıkmayanlara Cenab-ı Hak buna uğratıyor. اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ Cenab-ı Hak diyor ki ayın yarılması hadisesinde her ayeti, her mucizeyi görseler bile diyecekleri şey şu, bu periyodik bir olay galiba, böyle ayrılır bir daha bir ay. Bu periyodik bir hadis, evet evet. Bunu Allah Azze ve Celle onların kalplerine öyle bir dizayn ediyor ki onu hemen öyle benimseyip olayın sıra olağanüstülüğünü ortadan kaldırıyorlar. Son bir örnekle bitiriyorum. Öyle bir kıtlığa girmişler ki Cenab-ı Hakk'a nasıl yalvarıyorlar? Ya Rabbi bize bir yağmur indir, yiyelim içelim şu toprağı çatlamış halde görmekten bıktık. Ne olur ne olur? Cenab-ı Hak diyor ki yağmurları başlattım. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Her şeyin kapısını açtık. Hatta اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا Kendilerine verdiklerimizle öyle bir şımardılar ki, orada şöyle bir ifade kullanıyorlar, diyorlar ki قَدْ مَسَّ أَبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ Babalarımızın da başına böyle sıkıntılar gelmişmiş. Yani böyle şeyler gelir geçer, bizden öncekilerde de olmuş. Olabilen şeyler bunlar. Biz bunu olağanüstü, bilinçli bir elin bize yaşattığını o anki sıkıntımızla öyle yorduk. Normal bir şeymiş. Yani ilahi faktörü Allah'ı denklemin dışına yine itip yaşadığımız o can havliyle yakarıp yalvardığımız Allah'a ya yanlışlıkla seni çağırmışız der gibi oluyoruz. Bilinçle bilinçsizlik arasındaki bu gelgitlerimizde her defasında irademizi perçinliyoruz. Bu öyle bir perçinleme oluyor ki bir an geliyor Allah'ın sistemi şu sonuca bağlıyor. Buna sonsuz ömür versen artık her açıdan yoklandı bu kişi ve iradesi netleşti. Sonsuz ömür versen farklı bir tepki vermeyecek. O yüzden şu muazzam buyruk وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا Ey kullarım bunlar geri dönelim geri dönelim diye yalvarırken farkına vardık, uyandık, gerçeği gördük, ne olur Allah'ım geri döndür diye yalvarırken onlara inanmayın. Bunları dünyaya geri döndürsek bile وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَنْ هُوَ عَنْ O sakındırdığımız şeylere kaldıkları yerden devam ederler. Çünkü biz bunu bu resmi netleştirdik. Bizim sınama sistemimiz kaçak veren, fire veren bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın şu gökleri yeri yaratan kudretin en mikro plandan, en makro düzeye hepsini sistematik kılmış Yüce Allah'ın bizi böyle bir sınavdan geçirdiğini aklımız almasa da nasıl bir sınav bu? Her taraftan böyle iradeyi yoklayıp sonra bunun bu sistemin dışına çıkınca öğüt alacaklar almış. Almayacakların hepsi kalmış oluyor. O kalmış olanların hepsini bir daha soksan
aynen kıyma makinesinden çıkar gibi aynen çıkıyor. Bir tanesi bile ya bak ikinci kez geçirince bir tane içlerinden öğüt alan çıktı. Acaba bir daha mı geçirsem diye Cenab-ı Hakk'ın diyeceği bir durum yok. Aynen geri dönüyor. وَلَوْ رُدُّوا لَعَدُوا لِمَا نُهُوا عَنْ. Dolayısıyla bilince, farkındalığa sahip çıkmak, ekmeğe, gıdaya, suya sahip çıkmak kadar önemli. Çünkü o bizim sonsuza açılacak hayatımızın ta kendisi. وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Ahiret ise gerçek yaşamdır diyor Cenab-ı Hak. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ.